Son 10 yılda ekonomide her yıl, her sene, sene de ortalama Üç kere falan yeni bir reform paketi, yeni bir model ortaya çıkıyor ortalama. Pek çok vaat duyuyorsunuz. Bu vaatlerin ne kadarı tutuyor? Bunları aklınızda tutmalısınız. Çünkü hızlandırılmış bir vatandaşlık dersindesiniz. Bakın bütün bu eğer politikalarda seçilmiş olan hükümet yönetim iktidar yanlış yapıyorsa maliyeti, faturası bu ülkenin vatandaşlarınadır. Çünkü ülkenin sahibi vatandaşlarıdır. Dolayısıyla bunları aklınızda tutmanız gerekir. Bu vaatler ne zaman gerçekleşti ne zaman gerçekleşmedi kaç kere vaatte bulunuldu. Şimdi bakalım bu en son model o da biraz karıştı ya önce ihracat odaklıydı sonra başka bir şey oldu filan. Bir işte kur korumalı Türk lirası filan başka bir şeye geçildi. Yeni modelin ilk karnesi. Faiz Sebep enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir. Ortada bir formülün olmadığını e, ifade etmek isterim. %19 seviyesinde olan politika faiz oranı %14 seviyesine kadar talimatla indirildi. Fakat sonucu ne oldu? indirilmesi istenen faiz piyasadaki diğer bütün faiz oranlarını yukarı doğru. Bugün mevduat faizleri daha yüksek, kredi faizleri %30'un üzerinde. Faizin indirilmesiyle başlayan süreçte formüller tutmadı uzmanlara göre. Merkez Bankası faizi indirdi ama kredilere yansımadı. Hem döviz yükseldi hem de enflasyon en azından sürecin ihracatı artırması, dış ticaret açığını kapatması bekleniyordu. Ancak TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı rakamlarına göre ihracattan çok ithalat arttı. Dış ticaret yine açık verdi. Kurlar ne oldu? Kurlar yukarı doğru hareket etti. Enflasyon oranı ne oldu? Biraz önce söyledim. %16'lardan %50'lere çıkmış bir enflasyon oranı konusu. 20 Aralık'ta ne yaptık? Ne oldu? Döviz aşağı inmeye başladı mı? Ve 20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Dövizin yükselişini frenlemiş durumda değiliz. Yani 13,5 lira seviyesine gelmiş olan bir kur düşük bir şey değil. Bizim görmemizi istedikleri şey 18 liralık seviyeye bakarak kurların düştüğünü düşünmemiz. Oysa 18 lirayı sadece 2 gün gördük. Yani 7 liradan 13,5 liraya çıkmış bir kura baktığımızda biz kurların gerilediğinden bahsedebilir miyiz? Gülçinem gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi kararını verdiği 23 Eylül'de dolar kuru 8 lira 67 kuruştan işlem görüyordu. Sonrasında rekor üstüne rekor kırdı dolar. 5 aylık süreçte faiz indi, dolara müdahale edildi. Ancak dolar bugün 13 lira 37 kuruş. Uyguladıkları politikanın adı bile her hafta değişiyor bir ara Çin modeli denildi. Oysa ortaya çıkan dış ticaret verileri bize gösteriyor ki kurlardaki yükseliş Türkiye'nin dış ticaret açığını azaltmıyor. İhracattaki artışa paralel olarak ithalatta da çok ciddi bir artış var ve dış ticaret açığımız büyüyerek devam ediyor. TÜİK'e göre Aralık'ta ihracat %24,9 artarken ithalat %29,9 arttı. İhracatçı yurt dışından ham maddesini bundan 5 ay önce 10 liranın altına alıyordu. Artık 13 liraya aşan dolar kuruyla temin ediyor. Yeni formülse liralaşma. Bütün ihalelerinizi lira cinsinden yaparsınız. Köprüyü, otoyol, hastane ama devletin yaptığı neredeyse işlerin tamamı. Döviz cinsindeyken vatandaşın TL'de kalmasını nasıl bekleyebilirler ve talep edebilirler? Zaten karşılık bulmadığında görüyoruz. Şu ülkenin şu potansiyelle içinde bulunduğu duruma bakın. Türkiye kendi potansiyeli imkanlarıyla emin olun su içinde, kar altında nasıl derseniz deyin 2 trilyon dolarlık milli gelire sahip olması gereken bir ülkedir. İlk ona girmesi işten bile değildir. Ama ilk 20'nin bile dışına çıktı. Bu geçen zamanda 8,5 liradan 13 ile 14 lira arasında bir yere geldi dolar. Sonra işsizlik azaldı mı? Hayır azalmadı. İşsizlik zaten 50 yıldır azalmadı. Yaratılması gereken istihdam yaratılmadı. Çalışanın geliri 50 yıldır artmadı bu ülkede. Dolar karşısında baktığınız zaman. Gelir adaletsizliğinde rekorlar kırıyoruz. Gelir adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Bunu Gini endeksi diye, Gini kat sayısı diye bir şey var. Bakın orada sıralamamızı görürsünüz ve gelir, gelir adaletsizliği sürdürülebilir bir şey değildir. İnsanları hayattan dışlamak demektir. Bir bölümünü nüfusun içinde saymamak demektir. Neredeyse. Asgari ücret %50 zam yapıldı. Ama geçen zamanda enflasyonla eridi gitti. İnsanlar daha asgari ücreti almadılar. Ve açlık sınırının altında kaldı asgari ücret. Yeni zamlısı bile. Ve çok daha fazla sayıda insan bir miktar üstünü düşünürseniz asgari ücretli olarak çalışıyor bu ülkede. Çalışanlarımızın yarıdan fazlası. Ve bunun eşi yok yani. E peki CDS güven endeksimiz nedir? Bize borç verenlerin efendim işte kredi e, güvenilirlik kat sayısı diye bir şey var, bir oran var CDS. Orada 500 ile 600 arasında bir yerdeyiz. gelişmiş Gelişmekte olan ülkeler arasında en yakın rakibimiz 200, 250, 300 civarında falandır. Faizler düşmedi. Dış ticaret açığı 46 milyar dolar. Bakın.